Merhaba, 16 Mart 2024 Cumartesi. Bugün de haber sayımız oldukça az. Hemen başlayalım. Chatbotları unutun. Yapay zeka aracıları gelecektir. Yakın zamanda yeni yapay zeka modellerinin görsel becerilerinin bu aracıların webde daha verimli gezinmesine nasıl yardımcı olabileceğini görmek için BIMGPT adlı başka bir programı test ettim. Yapay zeka aracıları geliştiren yalnızca startuplar değil. Ancak video oyunları test edilebilecekleri ve iyileştirilebilecekleri karmaşık ortamlar sağlayarak aracıları geliştirmek ve test etmek için iyi bir sanal alan oluşturur. Google DeepMind'da araştırma bilimcisi olan Tim Harley, onları daha hassas hale getirmek aktif olarak üzerinde çalıştığımız bir şey dedi. Çeşitli fikirlerimiz var. Önümüzdeki aylarda yapay zeka aracıları hakkında çok daha fazla haber bekleyebilirsiniz. Apple, üretim bileşenlerini gözden geçirme konusunda uzmanlaşmış yapay zeka girişimini satın aldı. Bloomberg'in bildirdiğine göre Apple, verimliliği artırmak için üretim sırasında bileşenleri gözlemlemek üzere vizyon tabanlı teknolojide uzmanlaşmış Kanada merkezli Darwin AI ile birlikte satın alma listesine bir yapay zeka girişimi daha ekledi. Darwin AI, BDC Capital'ın Deep Tech Venture Fund, Honeywell Ventures, OrbiPlane Ventures ve Innovia Capital gibi yatırımcılardan çeşitli turlarda 15 milyon doların üzerinde fon topladı. BDC Capital ve Obusli Venture yazının yazıldığı sırada hikaye hakkında yorum yapmadı. Bloomberg'in raporunda belirttiği gibi Darwin AI, üretim verimliliğine yardımcı olmanın yanı sıra AI modellerini daha küçük ve daha hızlı hale getirmek için teknikler kullanıyor. Bu, Apple'ın bu yıl iOS 18'de sunmayı umduğu cihaz içi üretken yapay zeka özellikleri için yararlı olabilir. Zscaler, güvenlik araçlarına daha fazla yapay zeka katmak için Avalor'u satın aldı. Merkezi San Jose, Kaliforniya'da bulunan bir bulut güvenlik şirketi olan Zscaler, siber güvenlik girişimi Avalor'u kuruluşundan 26 ay sonra bildirildiğine göre 310 milyon dolar nakit ve öz sermaye karşılığında satın aldı. Ancak Avalor'u diğerlerinden ayıran şey, hemen hemen her kaynaktan gelen verileri herhangi bir formatta işleme yeteneği ve benzersiz güvenlik açığı risk yönetimi ve önceliklendirme araçları setidir. Zscaler'ın satın alınmasından önce Avalor, aralarında TCV, Salesforce Ventures, Jeep Ventures ve CyberStarts'ın da bulunduğu yatırımcılardan 30 milyon dolar almayı başardı. Ve RAS, Zscaler'ın işi ve ABD ile İsrail'e yayılmış yaklaşık 80 kişilik ekibini daha da ileri götürdüğünü görüyor. Crunchbase'den Chris Metinko'nun bugün erken saatlerde belirttiği gibi Zscaler'ın satın alınması, siber güvenlik alanındaki diğer kişilerle birlikte yavaş yavaş durağanlaşan siber birleşme ve satın alma pazarında aktiviteyi canlandırmaya yardımcı olabilir. Series AI, yapay zekaya dayalı oyun geliştirmeyi hızlandırmak için RAW Engine'i tanıttı. Series AI, oyun geliştirme süreçlerinin çoğunu otomatikleştiren yapay zeka odaklı bir araç olan RAW Engine'i tanıttı.
San Francisco merkezli Series AI, GamesBeat ile yaptığı röportajda Series AI CEO'su Penny Haritatos, Raw Engine'i oyun geliştirmenin her aşamasını iyileştirebilecek bir yapay zeka aracı olarak piyasaya sürdü. Haritatos, Series AI'da Raw Engine'in tanıtımıyla oyun geliştirme sürecini yeniden tanımlıyoruz, dedi. Raw Engine Series AI, Raw Engine üzerinde çalışıyor. Series AI, bir oyun oluşturma motoru oluşturmak için AI tarafından desteklenen teknolojisini kullanmak istiyor. Evet, bugünkü haberlerimiz bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.